Şahıs İletişim 3. Bölüm Şahıs İletişim Becerileri. Şahıs iletişimin temeli toplumsal bir varlık olan insanın çevresindeki diğer insanlarla etkileşime girme ihtiyacına dayanır. Şahıs iletişim süreci oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Her an değişebilir ve birbiriyle ilişkili olan birçok faktörden etkilenir. Bununla beraber şahıs iletişim çeşitli becerilerin bütünleşik bir ifadesidir. Bireyin toplumsal bir varlık olarak sosyal beceriler kazanması için çeşitli yetkinliklerin olması gerekir. Şahıs iletişim becerisi genel bir bakış. Bireyin davranışları yalnızken ve yanında birileri varken farklıdır. Etkileşimde bulunmak ve çeşitli roller gerçekleştirmek duygusal durumların da sürekli değişmesini sağlar. Şahıs iletişimde yeterlilik kazanımı insan yaşamının erken dönemlerinde başlar. Bu yeterlilik çoğu zaman kendiliğinden ve tesadüfi olarak yaşananlar sonucunda kazanılırken tamamen planlı ve sistematik bir süreç içerisinde de geliştirilebilir. Bireyin iletişim sürecinde başarılı olabilmesi öncelikli olarak fiziksel gelişimini tamamlamasıyla mümkündür. Beceri kavramı genellikle fiziksel davranışı anlatmak için kullanılır. Psikologlar bunu motor beceri olarak da aktarır. Motor beceriler bireyin bedenini kullanabilmesi ve duyu organlarından yararlanabilmesidir. Yemek yeme, giyinme, yürüme, bisiklet kullanma, okuma yazma gibi pek çok insani performansı gerçekleşebilmesi motor becerilere bağlıdır. İnsanın günlük yaşamındaki tüm etkileşimlerin örgütlenmesi ve koordinasyonunda birbirleriyle yakından ilişkili olan iletişim becerileri, sosyal beceriler ve kişiler arası iletişim becerileri ön plana çıkar. Kişiler arası iletişim becerisi, bireyin diğer bireylerle iletişimde paylaşıma ve etkileşime açık bir tarzda kendi haklarını koruma, gereksinimlerini karşılama, yaşamdan doyum elde etme etkinliğidir. Kişiler arası iletişim becerileri belirli bir sosyal yapılar içerisinde, belirli kurallar çerçevesinde diğerleriyle etkileşime girebilmektir. Kişiler arası iletişim becerileri bireysel hedefler doğrultusunda davranışsal yol haritaları ve yaşamda dönemsel olarak çok sayıda patikalar geliştirmektir. Kişiler arası iletişim becerileri öğrenilir, sözlü ve sözlü olmayan davranışlar bütünüdür, belirli motivleri ve tepkileri gerektirir, elde edilecek ödülleri en yüksek seviyeye çıkarır, belli zamana ihtiyaç vardır, belli davranışların kontrolünü gerektirir, genel bağlamsal faktörlerin etkisi altındadır. Kişiler arası iletişim becerileri amaca dönük, ilişkisel, durumsal olarak uygun sosyal davranışların bireylerce kontrol olarak öğrenilmesi etkinliğidir. Kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilebilmesi için birey kendini tanımalıdır. İletişimsel yeterlilik kişiler arası iletişim gerçekleşmesinin ön koşuludur. Sosyal etkileşim gerçekliğin yapılandırılması için gereklidir. Sosyal enformasyon işleme süreci algı, yorumlama ve değerlendirme, enformasyon ilişkilendirme ve tepki seçimi, tepkinin ortaya konulması ve gözlem aşamalarından oluşur. Kişiler arası iletişim becerileri modeli geliştirme. Kişiler arası ilişkilerinde birey belli bir amaçla harekete geçer. Davranışın bağlamı ne olursa olsun ulaşmak istediği amaca dönük iletişim tarzı geliştirir. Algı beceri geliştirilmesi sırasında birçok uyaranın farkına varmayı sağlar. Amaca etkin bir şekilde ulaşabilmesi için bireyin ne yapmak istediğini uygun davranışa dönüştürmesi gerekir. Kişilerin tavırlarını algın anlamak, konuşmaya onları rahatsız edecek veya onlarla ters düşecek biçimde başlamayı önler. Toplumsal beceriler modeli kişiler arası iletişim sürecine uyarlanabilir. Her bireyin mutlaka toplumsal amaçları bulunur. Herhangi bir etkileşim sonucunda ne istediğimizi tanımlamak, iletişim sürecinin daha iyi nasıl yönetileceğini önleme sürecinde çok önemli aşamadır. Kişiler arası iletişim becerisi geliştirme sürecinde algı, ilişkide başlangıç noktasını tayin etmek açısından önemlidir. Bireyin karşısındakine soru sormaya karar vermesinin ardından davranış aşamasına geçilir. Davranışın ortaya konulmasıyla birlikte karşı tarafın tepkisi ortaya çıkar. Karşı tarafın geri bildirimine bağlı olarak iletişim süreci şekillenir. Burada ortaya konulması gereken temel bazı noktalar şunlardır. İki insan etkileşiminde temelde birbirinden farklı olsa bile her iki taraf için de amaçlılık söz konusudur. İnsanlar toplumsal bağlamda iletişime girerler. Birey sadece karşısındakinin tepkilerini gözlememekle kalmaz, kendi davranışlarını da gözlemleyerek geri bildirim olarak değerlendirir. İletişimde hem duygular hem de düşünceler etkili unsurlardır. Ergin'in toplumsal beceriler modeli bireyin toplumsal durumlarda nasıl davranacağı öğrendiği önermesinde bulunur. Her türlü özel ve kamusal deneyimleri bireyin yaşantısında kendisine yol gösterici nitelikte olacaktır. İletişimsel eylem amaçlıdır ve doğası gereği çeşitli hedeflere ulaşma isteği taşır. İletişimsel beceriler modelinin başlangıç noktası amaçtır. İhtiyaçlar, motivasyon ve amaç arasında da bir ilişkisellik bulunur. Biliş, iletişim becerilerinin geliştirilmesinde potansiyel eylem belirlenmesi ve uygulanacak talimatların ortaya çıkarılması açısından gereklidir. Modelde yer alan aracı faktörler, bireyin kişisel durumu, etkinlikleri ve koşullar karşısındaki tepkilerini harekete geçiren unsurlardır. Aracı faktörler, kişiler arası iletişim sürecinde olay, olgu, nesne veya kişilerin nasıl algılanacağı ve bu algılama sürecinde bireyin tepkide bulunma kapasitesi üzerinde
önemli roller oynar. Biliş, duyumsal girdilerin dönüştürülmesi, azaltılması, işlenmesi, saklanması, onarılması ve kullanım süreçlerinin tamamını kapsar. Biliş, duyumsal enformasyonun dönüştürülmesi veya onarılması, dönüştürülmesi veya açımlanması yoluyla kullanılacak hale getirilmesi sürecini kapsar. Bu amaçla sisteme fazla yüklenme olmaması için genellikle enformasyonun azaltılması gerekir. Aksine bazen bir konuda yorumda bulunabilmesi, kişi veya olayların muhakeme edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için miktarı az olan enformasyonun işlenmesi gerekebilir. Arkadaşım benimle konuşmuyor çünkü dün akşam onu çok kırdım ifadesinde olduğu gibi. Enformasyon kısa süreli veya uzun süreli bellekte saklanmaktadır. Bu saklama süreci bireyin iletişimsel eylemlerinde tepkide bulunabilmesini sağlar. Bireyin karar vermesi ya da sorun çözmesi durumlarında enformasyon yeniden gözden geçirilir ve onarılır. Birey çoğu zaman duygu merkezli tepkilerde bulunur. Kişiler arası iletişim sürecinde söz ve davranış birbirlerine eşlik eder. Geri bildirim kişiler arası iletişim becerisi geliştirirken bireyin ulaştığı aşamayı görmesini sağlar. Geri bildirimin olmadığı durumlarda bireyin mevcut performansını değerlendirmesi ve iletişimsel gelişimini yönlendirmesi mümkün olmaz. Geri bildirimin üç önemli işlevi bulunmaktadır. Geri bildirim motivasyon kaynağıdır. Özellikle başarılı bir süreç söz konusuysa. Geri bildirim performansın değerlendirilebilmesini sağlar. Geri bildirim davranışın sonuçlarını görmeyi sağlar. Başarısız bir eylem sonucunda hatanın nerede olduğunu belirlenmesi ve yeni stratejiler geliştirilebilmesi açısından önemlidir. Etkileşim sırasında geri bildirim karşı tarafın eylemini sürdürmesi açısından destek niteliğindedir. Algı iletişim becerisi geliştirilebilmesi açısından bireyin yaşamındaki anahtar unsurdur. Sosyal etkileşimlerinde bireyler sürekli çevrelerini gözlemler ve kullanabilecekleri uygun enformasyon arayışına girerler. Kişi koşul bağlamı, bireyin iletişim becerilerinin gelişiminde kişi koşul ilişkisini ortaya koyar. Bireyin kişilik özellikleri, olayları, olguları ve diğer insanları algılamasında yönlendirici rol oynar. Bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel görünümü, mesleği, amaçları, rolleri, yaşadığı çevre gibi birçok faktör iletişimsel koşulları belirler. Bu bağlamda toplumsal becerilerin tam anlamıyla motor becerileri gibi olmadığı ortaya çıkmaktadır. Toplumsal becerilerin belirlenmesi karmaşık bir süreci gerektirir. Belli toplumsal becerilerin bir bileşeni olan davranışı belirlemek oldukça güçtür. Her bir beceri için tek bir davranış kalıbı yoktur. Beceri geliştirmek yönünde farklı eğitim yöntemleri kullanmaktadır. Eğitim süreci sonucunda bireydeki dönüşümleri ölçmek her zaman kolay olmamaktadır. Kişiler arası iletişim becerilerinin bileşenleri. Kişiler arası iletişim becerilerinin bileşenleri şunlardır. Sözlü olmayan iletişim becerileri, söylem ve konuşma, sosyal etkileşimde mesaj üretimi, sosyal iletişimde mesajın algılanma süreci, izlenim yaratma şeklinde. Sözlü olmayan iletişim becerileri. Sözlü ile sözsüz iletişim birbiriyle bağlantılıdır. Sosyal etkileşim ve bunun değerlendirilmesi sürecinde çok sayıda sözlü ve sözlü olmayan kod ve ipuçları gözlemlenir. Sosyal yeterlilik, bilgi veya biliş ve bu bilginin performansa yani davranışa dönüştürülmesinin bir bileşenidir. İletme yani encoding ve alma yani decoding yeteneği. Mesajın karşı tarafa sözlü olmayan becerilerle iletimi, sözsüz ifade yeteneği, mesajın alınması sürecindeki beceriler ise sözsüz duyarlılıktır. Duygusal zeka, Murray ve Salovey duygusal zekayı, duygusal ve entelektüel gelişim sağlanması açısından duyguları ve duygusal bilgiyi anlamak, duyguların yansımalarını düzenlemek ve düşünceleri yönlendirmek için duyguları algılama ve duygulara erişim becerisi olarak tanımlar. Duygusal zeka çok boyutlu bir yapı sergiler. Murray ve Salovey'in geliştirmiş oldukları bu modelde dikkat, açıklık, bilgi ve kişinin kendisini ve diğerlerinin duygusal durumlarını yansımaları düzenlemesi boyutları yer alır. Bununla beraber Goleman tipolojisinde gözlemlenen yeterlikler ise kendinin farkında olma, kendini düşünme, motivasyon, empati ve sosyal beceridir. Bu yaklaşım oldukça bireyseldir. Goleman'ın yaklaşımı kişiler arası boyuttadır. Benzer biçimde Baron'un boyutları ise stres yönetimi, kişiler arası beceriler, şartlara ve çevreye uymadır. Kadınlar sosyal ortamlarda çok daha etkileyicidirler. Gülümser, göz teması kurar, mimiklerini yoğun olarak kullanır ve etkili konuşabilirler. Sözlü olmayan iletişim becerilerini yönlendiren çeşitli faktörler bulunur. Bunların başında kültür gelir. Cinsiyet sözsüz iletişim becerisi geliştirilmesinde rol oynayan bir diğer önemli faktördür. Mesaj, iletim ve alma noktasında da bireyler, cinsiyetler arasında farklılar bulunabilir. Bireysel farklılar sözlü olmayan iletişim becerilerini geliştirmesine önem taşır. Kanal ve seçilen kanalın mesajla uyumlu olması başarılı biçimde iletişim ve algılama açısından önemlidir. Söylem ve konuşma. İletişim becerisi üzerine yoğunlaşıldığında ilişkilerde istendik sonuçlara ulaşabilmesi açısından insanların nasıl hareket ettikleri konusu gündeme gelir.
Etkileşimin bir bütün olarak değerlendirilebilmesi, bireylerin birbirleriyle olan geçmiş deneyimleri, yaşanmışlıkları, karakterleri ve birçok faktörün göz önünde bulundurulmasıyla mümkündür. Beceri geliştirme yönünde alınacak olan eğitim, günlük yaşamda istenmedik sonuçlar elde edilmesini ya da istenmedik sonuçlardan kaçınmayı sağlayacaktır. Öğrenme sürecinin ilk aşaması ekleme olarak değerlendirilir. Etkileşim sırasında konuşma, birikimi ortaya koymanın yanı sıra kişiye has özellikler de sergiler. Türkçe, Fransızca, Almanca veya farklı bir dili konuşmak kültürel bir özelliktir. Oysa sözcüklerdeki vurgular, konuşmada tercih edilen sözcükler, ses tonu gibi birçok unsur bireyden bireye fark eder. Bireylerin doğal iletişim performanslarını geliştirmelerinde motor becerilerini geliştirmesi önemlidir. Sosyal ve iletişim performansını geliştirmesi çoğu zaman günlük yaşam bağlamında değil de iş yaşamında duyulan gereksinimlere bağlı olarak gündeme gelir. Nasıl bir sportif aktivitenin kuralları varsa, örgütlü yaşamda konuşmanın da çeşitli kuralları ve prensipleri vardır. Sosyal etkileşimde mesaj üretimi. Sosyal etkileşim çok çeşitli amaçlarla yapılıyor olması ve farklı iletişim amaçlarına başvurması nedeniyle birbirinden oldukça farklı durum, koşul ve yapılar sergiler. Aynı zamanda sosyal etkileşim içerisinde bulunan bireyler kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz ya da karışık geri dönüşler alırlar. Bu etkileşimler formal ya da informal, işbirlikçi ya da rekabetçi, hiyerarşik ya da denkler arasında gerçekleşir. Sosyal etkileşim çeşitli amaçlarla yapılıyor olması ve farklı iletişim araçlarına başvurulması nedeniyle birbirinden oldukça farklı durum, koşul ve yapılar sergilemektedir. Amaç, plan ve eylem ilişkisi. Bireysel eylemler ve sosyal etkileşim amaç çerçevesinde organize olur. Bilgi eylem için gerekli bir unsura dönüşür. Bogdan'a göre hedeflerinin olması ve bu hedefleri gerçekleştirmeden doyuma ulaşmak bireylerin yaşam stratejisidir. Sosyal etkileşimde davranışsal koordinasyon çok farklı hedeflere ulaşmanın aracıdır. Sosyal etkileşimde sözlü ve sözsüz mesajlar farklılaşır, karşılıklı olarak iletilir ve diğerlerin niyet ve eylemlerini anlamlandırma sürecinde işlevselleşir. Dolayısıyla insan yaşamında sosyal etkileşim de aynen dil gibi bir araç görevi üstlenir. İnsanların planlı programlı bir yaşam sürmeleri, zekalarını dil ve teknoloji temelli kullanmaları tamamen amaç esaslı bir stratejinin sonucudur. Mesaj üretim becerileri. Günlük yaşamının önemli bir bölümünde kendiliğinden gelişen ya da sıkça tekrarlanan hedefler çerçevesinde etkileşimler mevcuttur. Çok sayıda mesaj üretim becerisinden söz edilebilir. Bunlar mesaj koşullara bağlı olarak üretilir. Rutin olmayan sosyal etkileşimlerde mesaj üretiminin amaçları farklılaşır. Mesaj üretimi iletişim ihtiyacını çerçevesinde biçimlenir. Sosyal etkileşimin yoğun olduğu ya da grup sorunlarının çözümlendiği durumlarda ise çok yoğun mesaj üretimi vardır. İletişim durumları kimi zaman anlık tepki vermeye dönük mesaj üretimini gerektirir. Acil durumlarda bireyin konuyu müzakere etme ve planlama şansı yoktur. Hemen karar vermesi ve uygulamaya geçmesi gerekir. Mesaj üretim becerisi belirleme kriterleri. Çok geniş bir kapsamda değerlendirilebilecek olan bu kriterleri temel 3 başlık altında ele almak mümkündür. Amacına ulaşma, yeterlik ve sosyal uygunluk yani yerindelik şeklinde. Birey sosyal ilişkilerinde amacına ulaşmak üzere yaptığı planlarda basite indirgeme eğilimindedir. Çoğu sosyal durumda aynı amaca ulaşmak için alternatif planlara başvurulması gerekir. Burada en önemli parametre zamandır. Kimi zaman çok karmaşık ve dolaylı planlara amaca ulaşmada yeterli olurken basit ve daha az zaman harcanan planların da olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı gözlemlenir. Yeterlik alternatiflerin farkında olmayı gerektirir. Planlama sürecinde alternatifler arasından seçim yapılabilmesi için planların sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Mesaj üretiminde bir diğer önemli kriter de sosyal uygunluk yani yerindeliktir. Sosyal etkileşim sırasında bireyler karşılıklı olarak birbirlerine olabildiğince nazik davranma eğilimindedir. Sosyal iletişimde mesajın algılanışı. Sosyal etkileşimde bireylerin maruz kaldıkları mesajları kavramasında etkili olan çok sayıda unsur vardır. Bu faktörlerin başında kişinin kendisi gelir. Bireyin kendisine iletilen mesaja ilişkin bilgi birikiminin bulunması, mesajın doğru algılanmasında yardımcı olur. Kişi karşısındakinin mesajını reddetme ya da kendi bilgi birikimini yeniden düzenleme yoluna gidebilir. Birey mesajın algılanması sırasında tüm bilgilerini gözden geçirmek yerine içinde bulunduğu duruma göre karar verebilir. Krauss ve Chuin'in ifade ettiği gibi iletişim etkileşimsel bir süreçtir ve bu nedenle de mesajın başarılı bir şekilde alınması kişiler arası iletişimde bulunan tarafların amaç ve niyetlerinin doğru anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda şu iletişim süreçleri ön plana çıkar. Yüz yüze telefonla ya da elektronik posta aracılığıyla iki veya daha fazla kişinin enformasyon paylaşımında bulunduğu informal konuşma, belli amaçlarla hazırlanmış sorulara maruz kalan bireylerin bu soruları
bu sorularla bağlamı çerçevesinde değerlendirerek cevaplamak durumunda kaldıkları görüşme veya mülakat veya kanaat araştırması gibi koşullar, enformasyon talebinde bulunmayan ve yanıt vermesine gerek görülmeyen genel bir kitlenin mesaja maruz kaldığı durumlar şeklinde. Sosyal anlamlandırma süreçleri. Anlamlandırma iki biçimde gerçekleşebilir. Mesajı üreten tarafça kurgulandığı semantik kavramlar ve referans özellikle bilgi çerçevesinde kelimesi kelimesine anlamlandırma ve iletilen mesaja iletişimci tarafından yüklenen anlamın ön plana çıktığı pragmatik anlamlandırma. Anlamlandırma aynı zamanda semboliktir ve metaforlar üzerinden gerçekleştirilir. İnsanlar her karşılaştıkları mesaj için zihinlerini kurcalama eğiliminde olmazlar. Akıllarına en çabuk ve kolaylıkla gelen enformasyon aracılığıyla mesajları değerlendirirler. Anlamlandırma sürecinde sözlü olmayan kodlama ve sözlü enformasyon, sözlü kodlama ve görsel enformasyon, değerlendirme ve yargılama sürecinde enformasyon formatının etkisi, mesajın değerlendirme sürecinde bilgiye erişilebilirliğin etkisi, farkında olmanın etkileri gibi birçok faktör belirleyici olmaktadır. Mesaj algılama becerilerinde öne çıkan ilkeler. Sosyal bir bağlam içerisinde ortaya konulan mesajın alıcısı kendiliğinden zihinsel bir temsiliyet arayışına girerek bu mesajı insan veya olaylarla ilişkilendirme yoluna gidebilir. Zihinsel temsiliyet bir kere yapılandırıldıktan sonra mesajla ilişkili diğer tüm enformasyonlara ilişkin tepkileri de kendiliğinden belirleyecektir. İnsanların mesajı yorumlamak için kullandıkları kavramlar enformasyonu kullanma amaçlarına göre değişmektedir. Mesajın yeterli düzeyde yorumlanması sahip olunan ve erişilebilecek bilgiye göre değişir. İnsanlar her karşılaştıkları mesaj için zihinlerini kurcalamazlar. Belli bir günde ne tüm önemli ve önemsiz kararlar sosyal örgütlenme tarzının bir parçasını oluşturur. İzlenim yaratma, amaçlar, stratejiler ve beceriler. İnsanların izlenimlerinin oluşumunda hiçbir sosyal, profesyonel veya komsal bağlam dışarıda tutulamaz. İzlenim yaratmada dimdik yürüme ve konuşma önemli birer unsura dönüşebilir. Roller, meslekler ve içinde yer alınan toplumun beklentileri, beğenileri ve ilgi alanları bireylerin kendilerinin sunumunda önemli faktörlerdir. İzlenim yaratma kavramını ayrıntılandırmak. Aslında izlenim yaratma kavramı insanların kendilerini nasıl sundukları ve diğerlerinin kendilerini sunuş tarzlarını nasıl tepkide bulunduklarını ifade eder. Bu kavram sosyal psikolojinin inceleme alanına girmekle birlikte dil ve söylem literatürüyle nezaket veya kibarlık ve kimlik yönetimi bağlamında sosyolojik bir olguya dönüşür. Bu bağlamda kendini sunma ve konumlandırılmış sosyal kimlik kavramları ön plana çıkar. Kendini sunma ve stratejik kendini sunma öncelikli olarak psikoloji ve sosyal psikolojinin çalışma alanı içerisinde yer almıştır. Temelde insanın içsel ve özel kendisini stratejik olarak kamu önüne nasıl sunduğu araştırma konusu olmuştur. İzlenim veya intiba yönetimi yaklaşımı davranışlar seti geliştirmesi açısından önemlidir. Diğerleri tarafından yardımsever, cömert, bilgili veya entelektüel, olumlu ve destekleyici görünme çabalarının tamamı izlenim yönteminin birer parçasıdır. Bu çerçevede üç soru gündeme gelir. Kendini sunma stratejilerinde hangi hedefler, yani motivasyon kaynakları işlerlik kazanır, hangi kaynaklar? Kendini sunma stratejilerinde hangi bireysel eğilimler, yani kişilik özellikleri, tutumlar, huy ve mizaj gibi bunlardan hangisi ön plana çıkar? Kendini sunma bir kere gerçekleştikten sonra bireysel eğilimler bireyin kendisini algılamasını ve davranışları ne düzeyde ettiler şeklinde sorular çıkar. Bireyin kendisini sunmasına amaç ve niyet önemlidir. Bu bağlamda kendini sunma az veya çok bilinçli bir eylemler bütünüdür. Konumlandırılmış sosyal kimlik kavram sosyolojiyle sosyolinguistik ve iletişime dayanır. İzlenim tasarımının belli güdülerle stratejik bağları bulunur. Sosyal kimlikle ilişkili olarak Goffman'ın çalışmaları önemli katkılarda bulunmuştur. Goffman sosyal etkileşimi örgütleyici prensibi olarak sosyal kimliklerin önemini vurgular. The Presentation of Self in Everyday Life çalışmasında Shetland adalarından birini inceleyen Goffman, çiftçi topluluğun gündelik yaşamıyla ilgili gözlemlerini dramaturjik çerçevede dile getirmiştir. Stigma çalışmasında damgalanma deneyimine yaşayan kişilerin özelliklerini biçimsel bir analizini yapmıştır. Aislimus çalışmasında bir akıl hastanesinde yürütülen alan araştırmasının sonuçlarını sunmuştur. Goffman çalışmalarında öne çıkan iki kavram çerçeve ve izlenim yaratmadır. Çerçeve olaylara ve bu olaylarda öznel biçimde yer alışımıza yön veren düzenleme ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş durum tanımlarıdır. İzlenim yaratma kavramı başka insanlarla bir arada bulunan kişilerin özel yollarla kendileriyle ilgili bir imaj oluşturmaya çalışmalarını anlatır. Goffman'ın yaklaşımından hareketle nezaket kuramını geliştiren Brown ile Levinson iki temel motivasyon unsuru üzerinde durur.
özellik ve onaylama. Olumsuz yüz bireyin özgür olma arzusunu dile getirirken, olumlu yüz bireyin aktivitelere katılma arzusunu, ilişki kurma istekliliğini ön plana çıkarır. İzlenim yaratmada amaçlar. İnsanlar tüm durumlar için yeteneklerini kullanma yönünde motive olmaktadır. Bazı sonuçlara ulaşmak için mesaj üretiminde bulunan birey, ürettiği mesaj sayesinde çok ya da az etkili olabilmektedir. Genel olarak birey izlenim yaratmaya, var olan izlenimi sürdürmeye ve bozulan izlenimi onarmaya amaçlar. Dillard temel amaçlarını başarılı olmasında 5 ikincil amaç belirlemiştir. Kimlik amaçları, etkileşim amaçları, ilişkisel kaynak amaçları, kişisel kaynak amaçları, canlandırma amaçları şeklinde. Bu amaçlardan 4'ü izlenim yaratma ile doğrudan ilişkilidir. Kimlik amaçları etik, moral ve kişisel standartların sürdürülmesi temsil eder. Etkileşim amaçları izlenim yaratma ve karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi ile ilgilidir. Canlandırma araçları ise duygusal durumların kontrolünde önemli rol oynar. İlişkisel kaynak amaçları değer ve tarafları sürece dahil etme bağlamında izlenim yaratma ile ilişkilidir. İzlenim yaratma amaçları kapsamlı, yayılımcı ve dikkat çekicidir. Belli amaçlara ulaşmada davranış kalıpları geliştirmesi için çeşitli stratejilere başvurulmaktadır. Bölüm değerlendirme. Kişisel arası iletişim becerileri belirli motivleri ve tepkileri gerektirir. Algı, enformasyon ilişkilendirme ve tepki seçimi, tepkinin ortaya konulması ve gözlem, yorumlama ve değerlendirme, sosyal enformasyon işleme sürecinde işlerlik kazanan faktörlerdir. Dış dünyadaki değişiklikler, Agli'nin toplumsal beceriler modelinin unsurlarından biridir. Enformasyon kısa süreli ve uzun süreli bellekte saklanmaktadır. Kişiler arası iletişim becerisi, karşı tarafın eylemini sürdürmesi açısından destek niteliğindedir. Kişiler arası iletişim becerileri öğrenilir, elde edilecek ödülleri en yüksek seviyeye çıkarır. Belli motivleri ve tepkileri gerektirir, belli bir zamanı gerektirir. Hargan'ın iletişimsel beceriler modelinde yer alan aracı faktörler, bireyin kişisel durumu, etkinlikleri ve koşullar arasındaki tepkilerini harekete geçiren unsurlardır. Beceri geliştirmek yönünde farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Daha sonra sözlü olmayan iletişim becerileri, sosyal iletişimde mesajın algılanma süreci, söylem ve konuşma, izlenim yaratma, kişi arası iletişim becerilerinin bileşenleridir. Rutin olmayan sosyal etkileşimlerde mesaj üretiminin amaçları farklılaştır. Evet, benim bu kadar. Teşekkürler.